Çok uzak bir yerde, karanlık, çok karanlık bir diyarda, görüldüğü yerde korku ve paniğe sebep olan devasa bir ejderha varmış. Ejderha gittiği her yere karanlığı da götürüyormuş. Bir sabah erkenden uyanmış ve bilmediği bir yere doğru kanatlanmış. Az gitmiş, uz gitmiş, karanlık kötülük düz gitmiş ve cırcır seslerinin hiç susmadığı bir göle gelmiş. O kadar çok ses varmış ki rahatsız olmuş. Bir süre gökyüzünde dolanarak karanlığı çağırmış. En sonunda karanlık çökmüş. Ama cırcır sesleri bir türlü bitmiyormuş. Karanlık dayanamamış. Cırcır seslerinden rahatsız olarak cırcır gölünden ayrılmış. Ejderha kulaklarını tıkayarak dolanmaya devam etmiş. Ama yine de cırcır seslerini duyabiliyormuş. Sesler artık dayanılmaz bir hal almış. Tam pes etmek üzereyken... Pekala, bu kadar cırlama yeter. Ejderha gözlerine inanamamış. Bu gizemli kurbağa bütün cırcır böceklerini bir cümlede susturmuş. Bir süre daha dolanarak gizemli kurbağayı izlemiş. Kurbağanın sözleri ejderhanın kulaklarında yeniden yankılanmış. Pekala, bu kadar cırlama yeter dedim size. Böyle bir ikna kabiliyeti, böylesine bir karizma, bütün cırcır böceklerinin cırlamalarını bitirmelerindeki sır neydi? Ses tonu mu? Kocaman gözleri mi? Sapsarı rengi mi? Sonra bir kütüphaneye gitmiş. Ejderha bol bol kitap okumuş. Başka nehirlere, denizlere giderek oradaki kurbağa ve cırcır böceklerini incelemiş. Psikologlara danışmış, içini dökmüş. Farklı coğrafyalara giderek oradaki bilgelerle görüşmüş. Onlara danışmış. Nihayet cırcır gölüne tekrar dönerek kurbağaya yeniden bakmış. Kurbağa akşam güneşi batarken yonca yaprakları üzerinde oturmuş, derin derin düşünmekteymiş. Sonra ne olmuş? Sonra ejderha kendi kendine sormuş. Acaba ben de bu kadar cırlıyor muyum diye. Ama ejderhalar cırlamaz ki. Bence de. Yani bütün bunlar çok cırladığı için de başına gelmiş. Bilemiyorum. Her yeni keşif, her yeni macera, her yeni yolculuk bizi bir takım tercihlere sürükleyebilir. Doğru olan tercih bizi geliştirir, yüceltir ve... Ve daha iyi biri yapar. Umarım bu garip masalımızı beğenmişsinizdir. Bize abone olmayı sakın unutmayın. O zaman... Portakallı Masallar kanalımızda birbirinden eğlenceli masallar paylaşmaya devam ediyoruz. Van Gogh, Picasso ve Frida gibi ünlü ressamların yer aldığı masallarımızı izleyebilirsiniz. İngilizce öğreten masallarımız ve sadece İngilizce dilinde altyazılı olarak hazırladığımız pratik yapabileceğiniz videolarımız da var. Ayrıca tüm öğrencilerin adım adım yapabilecekleri görsel sanatlar etkinliklerinden oluşan videolarımız da kanalımızda. Bize abone olarak ve videolarımızı beğenerek destek olabilirsiniz. O zaman... Öptürük.